konferans değerli hocamız Sayın Profesör Doktor İskender Sayık tarafından sunulacaktır. Kendisini kürsüye davet etmeden önce kısa özgeçmişini sunmak istiyorum. Profesör Doktor İskender Sayık 1944 yılında İskenderun'da doğmuştur. Orta öğrenimini Talas Amerikan Okulu, lise öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra 1964-1970 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayarak aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda asistanlığa başlamıştır. 1971-76 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri State University of New York'un New York'ta genel cerrahi eğitimini tamamlamıştır. 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1981'de genel cerrahi doçenti, 1988'de profesör olmuştur. 1991-2007 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 300'e yakın bilimsel yayını vardır. American College of Surgeons, Surgical Infection Society Europe ve International Gastrosurgical Club üyeliği dışında Ulusal Cerrahi Derneği ve Ankara Cerrahi Derneği üyeliği ve birçok ulusal dernek üyelikleri vardır. 1997-1998 döneminde Avrupa Cerrahi Enfeksiyon Derneği Başkanlığı yapmıştır. Birçok derginin yayın kurulundadır. 1991-94 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Dekan Yardımcılığı, 2000-2006 yıllarında dekanlık yapmıştır. Ayrıca Tıp Fakültesi Eğitim Kurulları'nda değişik zamanlarda görev almıştır. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden emekli olmuştur. Halen Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. 1984 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 2002 yılında Eczacıbaşı Bilim Ödülü, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Hizmet Ödülü ve aynı yıl Bayındır Hastaneleri Hizmet Ödülünü almıştır. Çalışmaları değişik kongrelerde ödüller kazanmıştır. 1994 yılından beri Türk Tabipleri Birliği Eğitim Kolu Başkanlığı'nı yürüten hocamız Ankara Tabip Odası Başkanlığı da yapmıştır. Özel ilgi alanları mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, cerrahi enfeksiyonlar, nütrisyonel destek, kritik hasta bakımı, histidatiği, onkolojik cerrahi, travma ve cerrahi araştırmalarıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. İki çocuk babasıdır. Değerli hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Dekan, çok değerli halk sağlığı bölümünden üyeleri, sevgili öğrenciler, çok değerli arkadaşlarım. Bu kürsüde tekrar konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için büyük bir onur. Hele Nusret Hocam'ın adını olunca bu konuşma çok daha farklı bir perspektif kazanıyor. Aslında biraz önce Sayın Rektör'ün tanımladığı Nusret Hocanın yaklaşımı olan tıp eğitimi ile ilgili ben de bir hikaye anlatacağım aslında. Bizde deli izler bırakan ve bizim için gerçekten ayrı yönü olan bir hocaydı. Bu resim benim için çok değerli. Çünkü 1970 yılında hazırladığımız yıllıktan alınan bir resim bizim. Ve o resmi de ben çekmiştim. Onun için benim için çok anlamlı, onun için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hocamı saygı, sevgi, şükran ve özlemle anıyorum. Bugünkü konu aslında sevgili Hakan beni aradığında topluma dayalı tıp eğitimi konusunu tartışabilir miyiz diye söyledi. Gerçekten bugün son derece tıp eğitimi konusunda son derece güncel ve giderek de ilginin arttığı bir alan. Ben bu konuşmaya başlarken kendi yaşamımla ilgili bir öyküyle başlayacağım. 1964 Haziran Türkiye genelinde ilk kez merkezi üniversite giriş sınavı yapılıyor. Ve ben Tarsus Koleji'ni bitirip bir yıl diş hekimliğinde olduktan sonra tekrar sınava girip Hacettepe Tıp Fakültesi'ne Ekim 1964'te eğitime başlıyorum. Ve o dönemde Türkiye'nin en yeni tıp fakültesi. Henüz mezun vermemiş. 1964'ten önce bir sınıf daha var.
Dolayısıyla biz hep ikinci sınıf olarak şey yapıldık, anıldık. Tabii bu farklı şekillerde tanımlanabiliyor. Ama güzel bir şeyle iki sınıf gerçekten bir lider rakip bir şekilde yürüdü. Şimdi Hacettepe Tıp Fakültesi'nin kuruluşuna baktığımız zaman aslında çok ilginç bir amaç ve hedef var. Ankara Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak ve kuruluş kararında şöyle diyor: 2495 Sağlık Bilimleri ve Yüksekokulu Direktörlüğü'nün Ankara Üniversitesi'ne bağlı toplum hekimliği eğitimine öncelik veren. Bakın altını çiziyorum. Toplum hekimliği eğitimine öncelik veren Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi adıyla yeni bir fakültenin açılması hususunda karar alıyor profesörler. Ve bir amaç koyuyor ortaya. Yani toplum hekimliğini önceleyen mezun yetiştireceğim ve tıp eğitimi yapacağım. Bu tabii çok önemli bir süreci başlatıyor. Ve o dönemde toplum hekimliğinin tanımını şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki toplum hekimliği her ülkede sağlık hizmetlerinin bu hizmetlerden en az istifade edebilecek durumda olan vatandaş kitlesini ayağına götürmek çabasını hedef tutan çalışmalardır. Biraz önce hocamı dinlerken aslında bu fikirlerin kimden çıktığı bugün çok açık olarak ortada. Hocam da kendi şeyinde kırsal alana sağlık hizmetinin ulaşması konusunu gündeme getirmiş bir kişi olarak görüyorum. O dönem 1964 her öğrenciye birinci yıl bu binaların olduğu alandaki Hacettepe Mahallesi. Bu binalar yok bu dönemde 1964 yılında. Sokağın öbür tarafında olan binalar, onlar da inşaatı devam eden binalardı. Burası Hacettepe Mahallesi. Bu mahalleden bir ailenin hekimliği verilmişti. Ve gebe izlemi, doğum dahil, çocuk gelişimi, sağlam çocuk politikliğinde izlen, biraz önce Sayın Rektör'ün dediği gibi, birinci günden beyaz gömleği giyip bir hocayla, o zaman hepsi uzman tabii, bir hocamızla birlikte sağlam çocuk politikliğini yapıyorduk. Ben sevgi ve saygıyla anıyorum. İlk hocamı çok iyi hatırlıyorum. Nihat Bilgin Turan'da benim katıldığım şeylerde. Ve amaç doktor-hasta ilişkilerini öğrenciye hazırlamak. Yani birinci sınıftan hasta-hekim ilişkilerini gündeme getiren bir kavram. Eğitim programı içerisinde toplum sağlığı, koruyucu hekimlik, sağlık kavramı, sosyal tıp gibi konular var eğitim programı içerisinde. Onun için biraz önce Sayın Rektör'ün de söylediği gibi Hacettepe Tıp Fakültesi'nin belli bir özelliği eğitim programı içerisinde yer alıyordu. Alanda eğitim, 14 sağlık ocağı, bugün sağlık ocakları yok, aile eğitim merkezi, ASM'ler var, TSM'ler var. Etimesut ve sonra Çubuk'ta, biraz önce dinlediğimiz gibi, Elişehir Atak'ta iki hastane ve bunun tıp fakültesiyle ilişkilendirilmesi. Şu anlamı taşıyor bugün, ben çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum bunu. Tıp fakültesiyle toplumun buluşması. Bugün bence Türkiye'de en önemli sorunlardan bir tanesi, fakültenin değil, üniversitenin toplumdan kopuk olması. Dolayısıyla Hacettepe Tıp Fakültesi o yıllarda üniversiteyle toplumu bir araya getirmeyi hedefleyen bir çaba içerisinde olmuştur. Sonra dönem 5'te 2 ay sağlık ocaklarında aktif çalışma, biraz önce yine Sayın Rektör'ün söylediğim gibi. Cuma gidip, pazar gidip, biz cuma değil o zaman cumartesi geliyorduk. Çünkü cumartesi de yarım gün çalışılıyordu. Kırsal alanda çalışma ve 15 günlük ısrar tüberküloz stajı, yine ben Şükran'la anlıyorum Cahit hocamızı, Cahit Başbek hocamızı ve bu program 1991'e kadar sürüyor. Sonrası hepinin çok iyi bildiği dönemde aslında 1991'den sonra. Bir dokümana daha ulaştım 1970 yılı. Burada da Nusret Hoca'nın etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ile tıp eğitimi konusunda Bursa'da bir toplantı yapılıyor. Ve şöyle kararlar alınıyor.
sağlık hizmeti sağlama götürülen bir hizmettir. Eğitim programının yeniden ele alınmasını gerektirir diyor. 1970, 2016. Yine biz aynı şeyleri söylüyoruz. Eğitim programları mutlaka yeniden ele alınmalıdır. Ve bunun için de toplum hekimliği, halk sağlığı eğitim programının programında fakültelerin bütün kürsülerine görev düşmektedir diyor. Uygulamalı bir eğitim önemi büyüktür. Toplum içinde, altını çiziyorum bu kelimenin, toplum içinde staja gereken süre ayrılmalıdır. Bu staj bütün tıp eğitimi sürecini kapsamalıdır. Bakın bir dönemi değil, tıp eğitiminin tümü, yani 6 yılın toplumun içinde yapılması şeklinde bir hedef ortaya koyuyor. 1970. Ve tıp fakülteleri arasında eğitim programlarının standartize edilmesi için ilk şartın amaçla birleşmek olduğu söyleniyor. Yani bütün tıp fakülteleri, gerçi o dönemde tıp fakültesi sayısı muhtemelen onun altında veya 10 civarında, bakmadım 1970 yılındaki sayıya. Ama bizim öğrencimizde 5 tıp fakültesi, sonra bir tıp fakültesi daha açılmıştı, 6. tıp fakültesi Cerrahpaşa, sonra Erzurum ve muhtemelen Kayseri, yani 10 civarında tıp fakültesi var. Ve bu tıp fakültelerine deniyor ki siz amaçla belli bir standartta, belli bir ortaklığı yakalayın. Türkiye'de tıp eğitiminin gerçekten önemli bir hedef olarak koyduğu, o zaman toplum sağlığı görüşünü çalıştığı çevrede uygulayabilecek hekim, sağlık ocağı hekimi yetiştirmektir. Burada da çok önemli kavramlar var. Diyor ki sağlık görüşünü çalıştığı çevrede uygulayabilecek hekim. Bu bir felsefe diye bakıyoruz. Yani 1970'te Türkiye tıp eğitim ortamına bir felsefe yerleştirdi. Biraz sonra söyleyeceğim yeni kavramlarla bunların ne kadar örtüştüğünü çok daha iyi görüyorsunuz. Topluma dayalı tıp eğitimi, toplum yönelimli tıp eğitimi, toplum içinde tıp eğitimi, biraz önce örnekler verdim. Yine son 3-5 yılda çok gündeme gelen sosyal olarak güvenilir tıp eğitimi. 1960'lar, 1970 hedef koyuyoruz değil mi? Ve biz bunu maalesef sürdüremiyoruz. Üzücü ama bunlar her zaman yeniden düşünülerek, yeniden tasarlanarak bu etkiler ortadan kaldırılabilir. Konuşmamı da ben bu 4 kavram üzerinden sizlere yapacağım ve bu kavramların içini doldurmaya çalışacağım. Tıp eğitiminin temel amacı, ben yıllarca bu slaydı tıp eğitiminin temel amacı olarak kullanıyorum. Toplum sağlığını en üst düzeyde tutan ve sağlığını koruyan iyi hekim yetiştirmek yapıyorum. Bugün bu slaydımı değiştirdim. Neden değiştirdim biraz sonra söyleyeceğim size. Ve o yeni kavramlar da tıp eğitimi amacının ne olması gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Çünkü sadece bilgiye sahip olmak ve yeni karmaşık teknolojileri kullanmak ustalığı bir tıp fakültesi mezununun birey veya toplumda gelişen gereksinimleri karşılamak için yeterli değil. Hatta tam tersine bence aşırı teknoloji kullanımı toplumsal gereksinimleri karşılama açısından bizim önümüzde önemli bir engel olarak görülüyor. Ve önemli bir tehdit. Ama çağ maalesef bunları giderek artan bir biçimde bizim önümüze koyuyor. Tıp eğitimi bugün çok farklı şekillerde etkileniyor. Bir kere sağlık ve hastalık kavramlarının etkisiyle önemli bir değişim yaşıyor tıp eğitimi. Değişimin nedeni sağlık hizmet sunumundaki maliyet artışı ve eşitsizlikler. İnsanlar eşit olarak sağlık hizmet sunumuna ulaşamıyor. Hastalık eğilimli veya odaklı bir hekim yetiştirmeye devam var. Yüksek teknoloji ortamında eğitim. Sağlığın korunması ve koruyucu hekimlik yerine tedavi edici sağlık sistemine artmış bir kaynak ayrımı eğitime etkisi var.
Ama şunu unutmamamız gerekir ki iyi bir sağlık sisteminin oluşmasında tıp eğitimi temeldir. Dolayısıyla eğer biz ülkemizde iyi bir tıp ve sağlık hizmet sistemi oluşturacaksak tıp eğitiminin mutlaka bunun içerisinde etkin bir rolü ve hedefe yönelik çalışması gerekir. Yani tıp fakültesinin bugün önemli tehditlere rağmen rol değişikliğine gitmesi zorunlu olarak görülmektedir. Tıp eğitiminin bugün önünde iç ve dış tehditler var. Şüphesiz iç tehditleri kontrol etmek daha kolay. Kendi içimizde var. Ama dış tehditler, kendi dışımızda olan tehditler olduğu için belki onlara karşı farklı şekillerde etkin olamıyoruz. İç tehditler arasında en önemlilerden bir tanesi, öğretilen ve gerçek arasındaki açıklıktır. Yani bugün tıp fakültesinde verilen eğitimle mezuniyet sonrası sahada karşılaşılan durum arasındaki açıklığın giderek artmasıdır. Dolayısıyla biz o gerçeğe uyan bir tıp eğitimi modelini uygulamamız, eğitim programını ona göre yapmamız son derece önemli. Eğitimde bir değer kaybı söz konusu. Çok önemli bir tehdit. Bu değer kaybı Amerika'da acaba tıp fakülteleri eğitim araştırma dengesini nasıl oluşturacak diye tartışıyoruz. Yani biz Türkiye'de eğitim hizmet dengesini tartışıyoruz. Değil mi? Performansa dayalı bir ücretlendirme ve öğretim üyelerinin ve eğiticilerin üzerinde bir baskı. Kronik hastalıkların giderek artması ve önemli bir kısmının bu hastalıklarının tanı ve tedavisinin birinci basamakta yapılıyor olması tıp fakültesi açısından önemli bir tehdittir. Bir diğer tehdit de aslında bu iç tehdit gibi görürsek de dış tehditte de giren artmış öğrenci kontenjanları ve tıp fakülteleri sayılır. Türkiye'de bu tehdit çok daha yukarıda görülüyor diye düşünüyorum. Yani evrensel olarak bu sorun var ama Türkiye'de bu çok daha da önemli çünkü öğrenci sayıları tıp fakültelerimizin altyapısının karşılayamayacağı boyuta erişmiş durumdadır birçok fakültesinde. Dış tehditlere bakıldığı zaman bilginin aşırı artması ve bilgi yarı ömrünün çok kısalmış olması önemli bir tehdit. Sizi ürkütmek için söylemiyorum ama 2020 yılında bilgi yarı ömrü tıpta 0.2 yıl diye ve yapılan projeksiyonda bilgi yarı ömrünün 0.2 yıl olacağı. Ben dekanken mezuniyet törenlerinde yaptığım bir konuşmada her yıl aynı şeyi söylerdim. Size bugün verdiklerimizin belki de %50'si 10 yıl sonra geçerli olmayacaktı. Çünkü bilgi yarı ömrü o zaman 10 yıl civarında. Şimdi yeni dekanımız acaba söylemeyecek mezunlarına. 0.2 yıl sonra size anlattığım bilgilerin yarısı yanlış olabilir. Tıp eğitiminin bunun üstesinden gelecek bir biçime dönüşmesi gibi. O şekilde bunun verilmesi son derece önemli. Tabii sosyal durumdaki değişiklikler, sağlıktaki eşitsizlikler, hastalıkların önlenmesi, yaşlı popülasyon, sağlık paydaşlarının farklı beklentileri, hastaların, sağlık yöneticilerinin, özel sağlık sağlayıcılarının, hükümetin, öğrencilerin, öğretim üyelerinin beklentiler çok farklı. Ve tıpta aşırı uzmanlaşma önemli bir dış tehdit. İşte biraz önce söylediğim o öğretilenle uygulanan arasındaki farkın giderek artmasına yol açan sebeplerden bir tanesi de aşırı uzmanlaşma. Tabii bilgi yarı ömrünün çok kısaldığı bir ortamda, bilginin çok arttığı bir ortamda şüphesiz akademik ortamda aşırı uzmanlaşma kaçınılmaz. Ama bunun eğitime yansımaması son derece önemlidir. Eğer aşırı uzmanlaşma üzerinden biz eğitim verecek olursak ileride mezunlarımızın çalışacakları ortamdaki bilgilerin belki de %50'sine değil %10'una bile ihtiyaçları olmayacaktır. Dolayısıyla
tıp eğitiminin genel kavramlar içerisinde olması lazım. Peki biz bu tehditleri nasıl ortadan kaldıracağız? Yeni bir paradigmaya gereksinim var devletimiz. Tıp eğitiminde. Tıp fakültelerinin yeni bir rol üstlenmesi gerekiyor. Bu rol, tıp fakültesinin eğitim, araştırma ve hizmet gibi üç temel işlevinin yanı sıra sosyal ve toplumsal yükümlülükleri karşılamalıdır. Biraz önce söylediğim 1960'lardaki tanımladığım tıp fakültesi toplum ilişkisinin bugün mutlaka gündeme getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani tıp fakülteleri toplumdan kopuk olamaz. İyi bir sağlık sistemi oluşturmak istiyorsak. Sosyal yükümlülükler üç ana başlıkta toplanıyor. Bir, sosyal sorumluluk olarak tanımlıyor. İngilizce'den de yazdım özellikle çünkü bunların Türkçe karşılıkları henüz yok. Ve ben de zorlanarak aslında bu terimleri şey yapıyorum. Özellikle güvenirlik veya hesap verebilirlik, social accountability'nin karşılığı olarak alınmıştır. Ya doğrudur, yanlıştır onun tartışmasını yapmıyorum. Hatta ben hep güvenirlik kavramını gündeme getirirken kızıma sordum ekonomist olduğu için. Ya accountability'nin karşılığı ne olabilir dedim. Hesap verebilirlik dedi bana hemen. Düşündüm gerçekten. Sosyal güvenirlik tıp fakültelerinin özelliklerden bir tanesi akreditasyon süreçlerine geçmesidir. Yani bir hesap vermek. Dolayısıyla hesap verebilirlik önemli bir sosyal yükümlülük olarak ortaya çıkıyor. Nedir sosyal olarak sorumlu tıp fakültesinin genel amacı? Kabaca belirlenen toplum sağlık gereksinimini karşılayacak iyi eğitim geliştirmektir. Tabii ki bunun bir ileri kademesi olan sosyal olarak duyarlı tıp fakültesinin amacı toplumun sağlık sorunlarını giderecek profesyonelizm gibi özgür yetkinliklere sahip eğitim geliştirmektir. Yani biraz daha iyi yetiştirmiş eğitim. Sosyal olarak güvenilir tıp fakültesine bakıldığı zaman ise sağlık belirleyicileri üzerinden çalışan ve bunun sağlık sistemine, adaptasyona katkısına değişim yapan hekim yetiştirmektir. Bugün hekimlerin veya tıp fakültesi mezunlarının temel yetkinlikleri birçok alanda tanımlanmıştır. Bunlardan bir tanesi de liderliktir. Dolayısıyla bir hekimin sağlık sistemine doğrudan müdahale edebilecek bir düzeyde yetişmiş olması gerekir. İşte sosyal güvenilir kavramı bu. Bu kavramlar içerisinde tıp eğitiminin yeniden tasarımı son derece önemli. Tıp eğitiminin yeniden tasarımında bizim hayal dünyasında işte şöyle hekim yetiştireceğim ben, şu araştırmaları yapacak, şu bilim şeyini yetiştirecekler. Gerçek dünyaya, toplumun içine çekmemiz gerekir. Aslında bu çok yeni bir kavram değil. Biraz önce söylediğim gibi 1960'larda Hacettepe'de uygulanan sistem. Almaty'da 1978'de. Daha sonra Edinburgh Deklarasyonu'da 1988'de. Sonra 93'te Dünya Tıp Eğitim Zirvesi'nde tartışılmış ve gündeme getirilmiştir. Bakın Edinburgh Deklarasyonu ne diyor? Ulusal sağlık gereksinimlerinin eğitim müfredatı programının bağlamında yer alması. Hastalıktan önlenmesi ve sağlığın korunması. 98'de bakıldığı zaman tıp eğitimiyle sağlık hizmet sorunun eş bünyonu sağlanması diyor. Kim yapacak bunu? Tıp fakültesi. Sosyal olarak güvenilir tıp fakültesi veya hesap verebilir tıp fakültesi bunları yapar tıp fakültesidir. Bakın yine sağlık sistemlerinin geliştirilmesi ve tıp fakültelerinin bu süreçteki yeri. İşte o nedenle tıp fakülteleri bir ülkenin sağlık sisteminde önemli rolleri olan kurumlardır. Tıp eğitiminin etik temeli, klinik, hastane ve toplumda hekimlik uygulamalarının tümünde bunun yer alması gerektiği söyleniyor. Eğitim ortamlarıyla, ortaklarıyla ilgili olarak ekip çalışması 1993'te gündeme geliyor. Ve eğitim ortamında
gerçek dünya ortamları, tıbbi olan ve olmayan ortamlar. Aslında toplumu tanımlıyor. Yani toplum içinde bu eğitimin yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Burada şüphesiz toplum sağlık gereksinimlerini belirlerken yerel olarak benimsenen ve kabul edilen bir müfredatı ortaya koyup tıp eğitimini toplum eğilimli veya topluma dayalı bir eğitim halinde vermemizden geçer. Çünkü toplum gereksinimini karşılayan, hastalıkların sosyokültürel yönlerini bilen, sağlığın korunması ve koruyucu hekimliği önceleyen bir toplum yönelimli hekim yetiştirmek temel amaç olmalıdır. Tıp eğitimi bugün maalesef hastane çerçevesinde yürütülüyor. Aşırı bir uzmanlaşmayla karşı karşıyadır. Hızlı bir hasta değişimi ve dönüşümü var. Ben şimdi 5 yıldır hekimlik yapıyorum ama eminim ben 5 yıl önce emekli olurken olan dönemden çok daha şeye dönmüş durumda. Biz hastaları son gün yatırıyor, hatta hiç servisi almadan ameliyathaneye alıyorduk. Ve öğrencilerin o hastaları görmesi mümkün değildi tabii. Dolayısıyla çok hızlı hasta değişimi ve dönüşümü tıp eğitimini farklı bir şekilde yapıyor. Dar spektrumlu sağlık sorunlarına bakış ve biyoteknolojinin domine ettiği bir müfredat var. O nedenle tıp eğitimi insanları bütünsel bir yaklaşımda sosyal ortamlarda değerlendiren. Yani hastanın veya tedavi edilen kişinin yaşadığı ortam, çevresinin, ailesinin, kaldığı evin, biraz önce yine söylendi değil mi? Sağlık ocaklarındaki çalışmalarda işte ev ziyaretlerinin yapılması, hastanın hangi ortamda yaşadığının bilinmesi son derece önemli. Hizmet sunulan toplum sağlığında eğitimle düzeltilmesine duyarlı, sağlık sistemi içerisinde çalışan ve toplumun gereksinimlerini karşılayan, sağlığı koruyan ve geliştirmesini önceleyen bir tıp eğitimi. Sorumlulukları özellikle hasta, aile, toplum ve hatta ülkenin en üst düzeyde yarar sağlayacak bir eğitimi vermek gibi bir sorumluluğu var. Burada üç temel yöntem tıp eğitimi programları arasında yer alıyor. Bunlardan bir tanesi topluma yönelik tıp eğitimi. Ve bu tıp eğitimi programları bugün Türkiye'de bence en çok uygulanan şekli bu. Toplum sağlığıyla ilgili konuları kapsayan tıp eğitimi. Yani dört duvar arasında verilen ve toplum sağlığını karşılayan bir tıp eğitimi. Topluma dayalı eğitim dediğimiz zaman toplumda yapılan, toplumun içinde yapılan ve toplum sağlık gereksinimlerini karşılayan tıp eğitimi olarak görülüyor. Yine bu konuşmayı hazırlarken literatürde rastladığım ve çok da hoşuma giden bunun bir ileri kademesi toplum katılımı tıp eğitimi. Ve burada da toplumun doğrudan eğitim planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesine katkı sunan bir tıp eğitimi. Tıp fakülteleri mutlaka toplumla iç içe olmak zorundadır. Topluma dayalı tıp eğitimine bakıldığı zaman geniş bir kavram aslında. Burada öğrencinin farklı sosyal, kültürel ve etnik kökenli insanlarla etkileşimi söz konusu. Çünkü hastanenin dört duvarı arasında görülen hastalar değil. Kronik hastalıklar, yaşlı hastaların tedavisi ve güncel tıbbın bilgi ve teknolojisinin kullanılmasını sağlayan bir tıp eğitimi. Aile ziyaretleri, gebe takibi ve toplumsal projelere katılım. Kaynağı tarihine dikkatinizi çekiyor. 2006. 1964'te benim de öğrencine başladığım dönemde yapılan uygulamalar. 40 yıl sonra bugün aynı benzer şeyleri tekrar gündeme getiriyoruz. Amaç ve hedeflerine baktığımız zaman çok geniş amaç ve hedefleri olan bir tıp eğitimi. Toplumun öncelikli sağlık gereksinimlerini karşılamak, daha uygun bilgi, beceri ve tutum kazandırmak,
ve birlikte kullanımı sağlamak. Yine bence en önemli amaç ve hedeflerden bir tanesi, derinlemesine sağlık, hastalık ve sosyal hizmet kavramlarını öğrenmek. Kişi-arası ilişkiler, multidisipliner ekip çalışması becerilerini geliştirmek, sosyal ve çevresel faktörlerin hastalıktan nedenlerini öğrenmesini derinlemesine kavramak gibi hedefleri var. Ama şu üç kavramın topluma dayalı tıp eğitiminin özünü oluşturduğunu düşünüyorum. Bir, öğrenmenin sosyal ve duygusal yönlerini kapsaması. İki, toplumsal değerlerle ilgili farkındalık yaratması. Ve kırsal alan çalışmasının değerlerini kavranması. Etik ve profesyonelizm kavramında. Buradan yetişecek bir hekimin farklı bir işbirliği içerisinde olacağı kesin. Eğiticiler ve eğitimciler, araştırıcılar, uzmanlar ve buradan yetişen hekim işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüteceği kesin. Toplum katılımlı tıp eğitimine gelindiği zaman özellikle tıp fakültelerinin sosyal sorumluluktan karşılamak için kullanımı yaygınlaşan bir yaklaşım olarak bugün gündeme getiriliyor. Eğitim planlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilmesinde toplumun katılımının sağlanması ve toplum gereksinimi karşılanması ve eğitilenlerin deneyimlerinin ya da kazanımlarını arttırmak gibi hedefleri var. Peki acaba bu kırsal alanda çalışma eğilimini arttırıyor mu bu eğitimler? Yapılan çalışmalarda kırsal alan geçmişi olması hekimin eğitim sırasında ve mezun edilmesi tıp eğitimler kırsal alanın olumlu ve klinik eğitim deneyimi, mezun sonrası eğitimleri hedeflenmiş kırsal eğitimi almış olması kırsal alanda eğitimi giderek arttırdığını gösteriyor. Bir şey olarak acaba topluma dayalı eğitimde düşük profilli bir hekim geçti. İşte kırsal alanda görülen hastalar üzerinden veya toplum içerisindeki eğitimle mi bu yapılacak diye. Maalesef bunun öyle olmadığı göstermişler. Yani kırsal alanda çalışan hekimler daha geniş bir hizmet yelpazesi sunuyorlar. Mesleki kısıtlarına karşın daha yüksek derecede klinik sorumluluklar alıyorlar. Yani daha düşük profilli bir hekim yetiştirme değildir. Topluma dayalı eğitim. Öbür tarafta belki daha üst düzey teknolojinin kullanımıyla, değil mi? En komplike hastaların görülmesiyle tıp eğitimi yapılabilir ama bunun daha ileride topluma yansıması çok farklı biçimlerde oluyor. Bilimsel kanıtları var mı bu işin? Bilimsel kanıtları da var. Yani tıp eğitiminde de artık kanıta dayalı tıp eğitimi diye bir kavram var. Yani sadece klinik uygulamalarda değil, eğitimde de kanıta dayalı uygulamalar söz konusu. En iyi kanıt nedir diye bakılıyor. Bakın bu Londra Üniversitesi'nin tıp fakültesinde yapılan bir çalışma. Üçüncü yıl öğrencilerinde iki blok yapıyorlar. Bir toplumda tıp bloğu ve 10 hafta eğitim alıyorlar. Pratisyen eğitimlerle eğitim. Tabii İngiltere'deki sistem farklı belki bizde. Pratisyen hekimlerin birinci basamakta eğitim verdiği bir ortam söz konusu. Ve özellikle de acaba hastaneye dayalı tıp eğitimiyle topluma dayalı tıp eğitimi arasında öğrenci algıları ne olmuştur diye bakmışlar. Ve hastaneye dayalı tıp eğitiminin avantajlarını öğrenciler şöyle bir, uzman eğitimi, yani uzman önderliğinde bir eğitim, klinik belirtileri olan hastalarla eğitim, akut hastalıklara yaklaşım, yatıştan taburcu olana kadar hastanın izlemi, pratik işlem ve teknikleri öğrenmek, ekip içinde hissetmek, genç doktor duygusu, genç doktorların yakınlığı ve hastanenin sosyal yaşamının bir parçası olmak gibi avantaj ileri sürüyor. Topluma dayalı tıp eğitimiyle ilgili avantajlara baktığımız zaman öğrencilerin söylediği, sık görülen durumları öğrenmek diyor. Ben yine şükranla anlıyorum. Hocamız Hasan Teratak hocamız, sizin şöyle bir söylemi var. Eğer bir hastalığı yılda bir defa görüyorsanız, bir defa eğer 10 defa görüyorsanız 10 defa olayım dedi. Çünkü bizim bazı hastalıkları daha sık tedavi ettiğimiz kesin.
Ben eminim kulağınıza çalınan, öğrencilerin kulağına çalınan bugün bir sürü sendrom isimler. Belki de bunların hiçbirisini görmeyeceksiniz. Onları hiç okumanıza gerek yok daha ileride. Ama günde 10 defa gördüğünüz üst solunum yolu enfeksiyonlarını 10 defa okumak zorundasınız. Yenilikleri takip etmek zorundasınız. Sağlık ve hastalıkla ilgili psikososyal bağlamı kavramak diyor avantajımız öğrenciler. Hastayı insan olarak algılamak. Yani ne kadar değerli bir algı değil mi? Yani hastayı insan olarak algılamayı topluma dayalı tıp eğitiminde öğreniyorum diyor. Hastaların ulaşılabilir olması ve verici olmaları, iyi iletişim becerini gözlemlemek, öğrenme hedeflerinin açık olması, yüksek düzeyde gözetim ve geri bildirim, yetenekli ve ilgili ulaşılabilir ve samimi eğiticiler, eğitime ayrılmış zaman dilimi, topluma dayalı eğitim var. Tabii dezavantajları yok mu? Dezavantajlar da sıralamışlar. Hastanede tıp eğitimiyle ilgili dezavantajları, açık öğrenme hedeflerinin olmaması, hastaların öğrencilere bazen isteksizliği, eminim sizin de rastlıyordur bu, eğiticinin klinik görevler nedeniyle eğitimleri kısa süre iptal etmesi, bir telefonda çocuklar siz bugün gidin, yarın gelin, benim şöyle bir ameliyatım çıktı gibi şeyler çok sık oluyordur diye düşünüyorum. Yetersiz gözetim ve geri bildirim verilmesi, hastanenin hiyerarşik doğası ve bazı eğitimleri güncel olmayan öğretim metodları. Topluma dayalı tıp eğitiminin dezavantajları, toplumda eğitim yerine gitmek pahalı ve zaman alıcı olabiliyor. Daha az klinik belirti görmek, daha az girişim görülmesi çok doğal değil mi? Birinci basamakta girişim yapılması çok daha az şey. Ve sosyal etkinliklerin olmaması diye tanımlıyorlar. Başka bir çalışmada üç yöntem karşılaştırılıyor. Bunlardan birincisi üçüncü basamak hastanede eğitim. Bir grup şehir ve topluma dayalı eğitim, iki grubu birden alıyor. Ve bir grup da kırsal alanda hastanede çalışıyor. Bunun yapılan değerlendirmesinde bakın toplam görülen hasta sayısı üçüncü grupta en yüksek. Hikaye alma üçüncü grupta en fazla. Fizik muayene yine üçüncü grupta en fazla. Yani topluma dayalı olan eğitimde en fazla. Girişimlerde aktif katılım tabii ki en düşük şeyde çünkü girişim sayısı az. Dolayısıyla topluma dayalı tıp eğitiminde ve toplum içindeki tıp eğitiminde İnsanın kendi pratiğinde kullanacağı bilgileri daha çok algılaması son derece önemli. Programın olumlu sonuçlar verdiği kesin. Güçlü iletişim becerileri kazandırma, yüksek klinik muhakeme yeteneği, birinci basama ve kırsal alan programlarına daha yüksek başvuru olasılıkları ve gerçekçi bir mesleki ve sosyal bağlamda öğrenme, bireysel öğrenme deneyimini ortaya koyuyor. Bu bireysel öğrenme deneyimi beraberinde özellikle toplum, hasta, zaman, öğrenci ve eğitici işbirliğinin birbirini yakından tanıması, etkileşimini ve öğrenmeye odaklanmasını sağlıyor. Çünkü küçük grup eğitimler söz konusu. Birebir eğitim söz konusu. Bunun bir ileri yansıması ilişkiler ve temas. Ve burada öğrenci-eğitici, öğrenci-toplum ilişkileri derinleşiyor ve değişiyor. Çünkü hastayı kendi sosyal çevresi içerisinde görerek, tedavi ederek, izleyerek öğreniyorsunuz. Ve anlam kazanması bunun hasta-hekim ilişkileri açısından son derece önemli. Ve de öğrenmeyi sağlaması açısından eleştirel klinik muhakemeyi ve iletişim becerilerini geliştirmesi açısından önemli. Toplum katılımının yararları şüphesiz son derece önemli burada. Çünkü toplumun sosyal ve kültürel gereksinimi karşılayacak yetenekli sağlık çalışanının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
ve bu bağlamda bakıldığı zaman da tıp eğitiminin karşılaştığı tehditleri karşılamak, özellikle eğitim kurumunun sosyal olarak güvenilir olması ve eğitimin toplum temelli olması, topluma dair tıp eğitiminin yetkin ve etkin hekimler yetiştirmesi, sosyal sorumluluklara daha duyarlı, birinci basamak hekimliğini önceleyen hekimler olması ve sağlık sistemine daha geniş bir bakış açısı kazandırması önemli özellikleri olarak görülmektedir. Topluma dayalı eğitim ile hastaneye dayalı eğitim aslında dengeli verilmelidir ve tıp fakültelerinin sosyal yükümlülüğü bireylerin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek olmalıdır. Tüm bu çerçeveden sonra tıp eğitimi amacının iyi hekim toplum sağlığını önceleyen iyi hekim yetiştirme yanında sağlık sistemine müdahale edecek, girişim yapacak, onu değiştirecek hekimler yetiştirmek olması gerektiğini özellikle vurgulayarak teşekkür ediyorum. İskender Sayık hocamıza bu güzel konferans için çok teşekkür ediyorum. Salondan eğer soru ya da katkı varsa konuyla ilgili olarak onları hocamıza yönlendirebiliriz. Acaba konferansla ilgili herhangi bir soru ya da katkı var mı? Hikmet Bekcan hocam buyurun. Şöyle etrafa baktım, ilk öğrencisi olma hasebiyle Nusret Hoca'yı yani yakından tanıyan biri olarak kısaca birkaç şey söyleyeceğim, neler öğrendim. Bir, sağlık hizmeti sağlam insana götürülmelidir cümlesini öğrendim, bir. İki, sağlık hizmeti koruyucu sağlık hizmetleri tedavi etmekten kolay, ucuz ve etkindir, bunu öğrendim. Koruyucu sağlık hizmetlerine. Ayrıca sağlık hizmeti toplumun %95'i sağlamdır. Onlarda farkındalık yaratmayı öğrendi. Yani çünkü %95 doktora, hekime ya sağlık için hiçbir yere gelmez. Onların yanına gitmek mecburiyetindesiniz demişti. Koruyamazsanız tedavi edersiniz. O zaman sağlık ocaklarında hani hekimlik yapmak onu da öğreneceksiniz derdi. Ama koruyucu hekimlik ön planda ilgili çalışmalarda. Bunlar İskender Hoca'nın bahsettiği gibi korumak ve toplum içerisinde hekimleri yetiştirmek önemli bir konuydu. Ben şöyle bir düşünüyorum. Ben de İskender Hoca ile aynı girişliyim tıp fakültesine. Fakat hep yanında sanki Nusret bir şey varmış gibi. Devam Nusret Hoca'nın yanındaydı. Sahaya giderdik, gelirdik. Çok şeyler öğrendik ama bunlardan en önemlisi o zaman kırsal alan %70'ti. Dolayısıyla da sağlık hizmetlerini organize ederken sağlık hizmetlerini sosyalleştirmesi kırsal alana göre yapılmıştı. %30 olan şehirler için ne yapılacak diye düşünülmüştü. Onu da söylediği şey gene bahsedildi. Şu biz bu bulunduğumuz yerdeki mahallelerde yaptığımız aile hekimliğiydi bize. Yani çocukları takip eder, aileyi bütünüyle takip ederdik. Bu da geleceklerde, onu da organize ederiz demişti ama organizasyon biraz daha gecikti onun. Ama toplum hekimliğinin adının değişmesi de biliyorsunuz YÖK kurulduktan sonra community kelimesine karşı alerji olması nedeniyle public kelimesi konulara değiştirildi. Ama özünde hiçbir şey değişmedi, yalnız kapsam genişledi. İskender Hoca'nın bahsettiği biz hekim yetiştirirken tıp fakültelerinin en önemli olayı topluma dayalı, toplum içerisinde toplumu tanıyan tıp fakültesi öğrencisi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. O bakımdan halk sağlığı her zaman için tıp fakültelerinde o fakülteyi yani motoru götüren bir üyesi olarak düşünülmelidir. Bunu hissettikleri için dekan ve esnasında bile Sayın İskender Sayık gelir, toplum hekimliğiyle işbirliği yapardı.
Biz de aynı sağlık ocaklarından geçtik, okuduk, gördük. Ama burada önemli olan toplumu tanıyarak en çok görülen hastalık en önemli hastalıktır. İnsan gücüne en fazla mani olan hastalıktır. Fakat bir şeyi daha hocadan öğrendik. Sağlıkta maliyet kar düşünülemez. Maliyet etkililik düşünülür. Onun için her zaman sağlık ve eğitimde devlet tarafından subvanse edilmelidir. Bugün bu şeyleri bana fırsatı verdiği için ve anısında saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Sayın Bekçen'e ve katkısı, değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Salondan başka soru var mı? Sayın Dekan'ım buyurun. Ben de İskender Hocam'a tekrar teşekkür ediyorum. Yine çokça şeyler öğrenerek buradan ayrılacağım. Bu konuyla ilgili iki tane de belki yol açıcı uygulama olabilir diye düşünüyorum. Bir tanesi özellikle topluma dayalı eğitim sürecinde eğitim uygulamaları içine uzaktan eğitimin katılması da belki öğrencinin toplumla iç içe bir pratik yaşarken bir taraftan da uzaktan eğitimle eğitim sürecini tamamlaması. Bu da bu işin içine katılarak bu süreci daha sağlıklı hale getirmesi. İkincisi de hani her yöneticinin bir hayali var. Benim de hayalim belki de yine İskender Hoca'dan yola çıkarak ki tıp eğitimiyle MDK'yi işte bilim doktorunu bir araya getirmiş ve bununla ilgili uzun süre uğraş verdikten sonra halen süre gelen herhalde 20. yıla doğru gidiyor. Buna benzer şekilde yine topluma dayalı eğitimle ilişkilendirmek adına örneğin Bologna süreciyle ilgili olarak seçmeli derslerin bir düzen içinde tıp doktoruna bir bütünleşik yüksek lisans tesis uygulaması düşünmüşler. Yani bu göreve geldiğindeki hayallerden biri buydu. Bu hocamın dediği gibi tıp doktorunun sağlık politikalarını belirlemedeki rolünü güçlendirebilecek bir şey. Örneğin buradan biz bir tıp öğrencisine sağlık yönetimi tesis doktorasıyla buradan, yüksek lisansıyla buradan mezun edebilirsek bu kişi yarın öbür gün bu ülkenin sağlık politikalarını belirlemede daha donanımlı hale gelebilir. Bu da yine topluma dayalı eğitimin bir parçası olabilir. Bunlar çeşitlendirilebilir. Yani işte MBA olabilir, işletmeyle ilgili olabilir. Hatta benim hayallerimden biri ülke yönetiminde tıp doktorlarının daha fazla ses getirebilmesi açısından bu programların içine kamu yönetiminin bile konması. Dolayısıyla bu topluma dayalı eğitimin belki bir parçası olarak iletişim mesela aynı şekilde hekimin daha donanımlı olarak sadece tıp öğrenmeden başka alanlarda da donanımda mezun olması benim de gelecek 3 yıldaki hedeflerim ve hayallerimden biri. Teşekkür ediyorum. Sayın Dekanımıza katkılar için teşekkür ediyorum. Salondan başka katkı eden soru var mı? Sevgili Hocam, başka eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mı? Aslında hikmet tüm gündeme getirdiği bir konu bir şeyi açıklamaya ihtiyaç getirdiğini düşünüyorum. Şimdi hakikaten bizim zamanımızda kırsal alan hekimliği çok daha fazla. Yani birinci basamak daha doğrusu kırsal alanda daha çok yer alıyordu. Şimdi daha çok şehir içinde. Yani kent öyle değil. Değil mi? Kentsel dönüşüm şeyleri. Aslında bunun için de topluma dayalı tıp eğitiminin şehir veya kent düzeyindeki birinci basamak tada yürütülebileceği bugün güzel çalışmalarla gösterilmiş. Yani bir şey ya bizim zamanımızda böyleydi. Bugün şehirler daha ön planda. Onun için topluma dayalı eğitim uygun değildir'in önünü kesmek için bunu söyledim. Şehirdeki aile sağlık merkezleri, TSM'ler, farklı ortamlar bu amaçla kullanılabilir. Hüseyin Hocam'a mahalle doktorluğu derdi. Yani tabirimi daha yine söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi sözü etkinliğe sunuculuğu yürüten Doktor Özge Yavuz Sarı'ya devretmeden önce bu
Doktor Sayın İskender Sayın'a bir teşekkür belgesi takdim etmek istiyorum. Kendileri diriltip buraya gelirlerse. Hocam, Sayın Hocam. Teşekkür ediyoruz. Hatıra fotoğrafı çektirmek üzere herkesi güzellendirdik.